Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda orucu bozmayan şeyler nelerdir? Aşı ve iğneler orucu bozar mı? Oruçluya mekruh olup olmayan şeyler nelerdir? Orucun adabı nasıl olmalı? Bu konuları arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Orucu bozmayan şeyler nelerdir? 1. Unutarak yemek içmek ve cinsel ilişkide bulunmak. Unutarak yapılan bu işler orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı anda bu işleri yapmaktan geri durmalıdır. Birinin unutarak yiyip içtiğini görürsek ne yapmalıyız? Eğer yiyip içen adam güçsüz, zayıf ve ihtiyar birisi ise hatırlatmamak daha iyidir. Zira bu Allah'ın o kimseye güçsüzlüğüne merhameten orucunu unutturmak suretiyle ikram ettiği bir rızıktır. Unutarak yiyip içen kimse güçlü kuvvetli biri ise hemen hatırlatılmalıdır. İkincisi uyurken rüyada boşalmak, ihtilam olmak. Üçüncüsü hanımını öpmek, elle tutmak, okşamak. Bu durumda orgazm olup meni gelmedikçe oruç bozulmaz. Dördüncüsü kadına el sürmeden sadece bakmak veya şehevi konuları düşünmek sebebiyle tahrik olup meninin gelmesi. Beşincisi geceden cünüp olan kimsenin yıkanmayı sahurdan sonraya oruçlu vaktine bırakması. Altıncısı ağza gelen balgamı yutmak. Yedincisi kafasından burnunun içine gelen akıntıyı çekip yutmak. Sekizincisi denize yahut başka bir suya dalınca kulağına su kaçması. Dokuzuncusu kendi isteğiyle olmayarak boğazına sigara dumanı gibi keyif verici bir duman girmesi. Onuncusu boğazına toz veya sinek kaçması. Gözyaşı veya yüz teri ağzına girecek olsa eğer bir iki damla kadarsa orucu bozmaz. Ancak tuzluluğu bütün ağız içinde hissedilecek kadar çok olup oruç hatırdayken yutulursa oruç bozulur. 11. Sahurdan dişleri arasında kalmış nohut tanesinden küçük şeyler yutmak. Nohut tanesinden büyük olursa orucu bozar. 12. Hariçten susam veya buğday tanesi kadar bir şeyi ağzına alıp yavaş yavaş ve tadı boğazına varmayacak şekilde çiğneyip yok etmek. 13. Kendiliğinden gelen kusuntu yine kendiliğinden geriye gitse, ağız dolusu bile olsa orucu bozmaz. Kusma isteğiyle ağza getirilen az miktardaki kusmuk ise kendiliğinden içeri gitse, orucu bozmaz fakat miktarı ağız dolusu ise orucu bozar. 14. kan aldırmak, 15. göze sürme çekmek, 16. derideki gözeneklerden içeri giren şeyler orucu bozmaz. Buna binaen vücuda sürülen yağ veya yıkanılıp soğukluğu içeri nüfuz eden su orucu bozmaz. Çünkü bunlar derideki gözenekler yoluyla içeri girerler. 17. baş veya karındaki bir yaraya konulan ilaç vücuttan içeri girmedikçe oruç bozulmaz. Değerli dostlarım, aşı ve iğneler orucu bozar mı? İnsan vücudunda gıdalanmaya esas olan kanal ve yollar iki kısımdır. 1. Bunlar burun, kulak, ön ve arka yollar gibi doğal ve asli kanallar. Bunların herhangi bir yerinden vücudun iç kısmına geçecek olan maddeler ittifaklı orucu bozarlar. İç kısmına ulaşmayanlar ise orucu bozmazlar. 2. kısım ise sonradan meydana gelen arızı kanal ve yollardır. Vücuttaki bir kesik, yara vesaire gibi bu yolların içeri geçiş kesinlik kazandığı takdirde orucun bozulacağında yine ittifak vardır. Ancak iç kısma geçiş şüpheli durumlarda imameyn orucun bozulmadığı hükmünü vermiş, İmam-ı Azam ise oruç bozulur demiştir. Görüldüğü gibi İmam-ı Azam ile iki talebesi arasındaki ihtilaf esasta değil, nitelik üzerindedir. Yani içe nüfus kesinlik kazandığı zaman onlara göre de oruç bozulmuş olmaktadır. Bir de iğne, mermi, ok gibi bir şeyin vücuda saplanıp vücudun içinde kaybolma durumu vardır ki bu durumda da oruç bozulur. Ancak vücuda saplanan maddelerin bir kısmı vücut dışında kalırsa oruç bozulmaz. Bu genel kaideler ışığında aşılar incelediğimizde şu durum ortaya çıkmaktadır. Çiçek aşısı gibi deri üzerinden yapılan aşı ve ilaçlamalar orucu bozmaz. Çünkü deri vücudun dış kısmını teşkil eder. Bunun dışında kalan iğne ve aşılar genel olarak damardan, kaba etten, deri altından yapılmaktadır. Her üç halde de ilaç verilmeksizin vücudun derinliğine batırılan iğnenin bir tarafı dışta kaldığı için yalnız batırılmakla oruç bozulmaz. Ancak içeri ilaç, su gibi maddeler enjekte edilirse oruç bozulur. Çünkü bu maddeler vücut içinde kararlaşıp yerleşir. Damardan verilen ilaçlar ise doğrudan doğruya kana intikal eder. Oradan organlara dağılır. Kaba et ve deri altındaki ilaçlar da yine içeriye nüfuz etmiş sayılır. Bu itibarla vücuda ilaç zerk etmek için yapılan aşı ve iğneler orucu bozarlar. Ancak kefaret icap etmez, yalnızca kaza kâfi gelir. Önemli hastalığı olanlar zaten oruçlarını bozabilirler. Bunlara oruçlu halde yapılan iğne ile oruçları bozulur.
sağlık durumları düzeldiğinde oruçlarını kaza ederler. Bu gibi kimseleri mümkünse iğneyi geciktirerek geceleyin yaptırmaları daha iyidir. Vücuda dışarıdan kan vermek, ilaç vermek gibidir. Orucu bozar fakat kan aldırmak orucu bozmaz. Abdeste ağızda su verip geri boşalttıktan sonra arta kalan yaşlığın tükürük ile beraber yutulması orucu bozmaz. Bir diğer husus, dişlerin arasından çıkan kan az olup tükürük içinde kaybolmakta ise bu kanın yutulması oruca zarar vermez. Ancak kan tükürüğe üstün gelecek çoğunlukta ise bunu yutmakla oruç bozulur. Oruçluya mekruh olup olmayan şeyler nelerdir? 1. Oruçlu kimse için su ile ıslatılmış misvak ve fırça kullanmak İmam Ebu Yusuf'a göre mekruhtur. İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre ise oruçlunun su ile ıslatılmış misvak veya fırça kullanmasında hiçbir kerahat yoktur. İkincisi, oruçlu kimsenin bir şeyin tadına bakması mekruhtur. Ancak kocası çok titiz ve huysuz olan kadınlar boğazlarına kaçırmamak şartıyla pişirdikleri yemeğin tadına, tuzuna bakabilirler. Oruçlu kimse satın alacağı bal, yağ gibi bir şeyde aldatılmaktan korkuyorsa boğazına kaçırmamak şartıyla bunları tatmasında bir sakınca yoktur. Üçüncüsü, oruçlu kimsenin abdest alırken ağzına burnuna su almakta mübalağa göstermesi, ağzını su ile doldurup bu suyu ağzında fazla tutması da mekruhtur. Dördüncüsü, sakız çiğnemek. Sakız çiğnemenin sadece mekruh olup orucu bozmaması için şu şartların bulunması gerekir. Birincisi, ağız yaşlılığıyla sakızdan mideye tatlılık vesaire gibi bir şeyin gitmemesi, sakızın önceden çiğnenmiş beyaz sakız olması, sakızın ağızda eriyip dağılır cinsten olmaması, bu şartlar taşımayan sakızlar orucu bozar. Beşinci maddemiz, oruçlunun kan aldırması, oruçluyu orucunu tutamayacak kadar zayıf düşürecekse mekruhtur. Böyle bir durum söz konusu değilse caiz olur. Altıncısı, Ramazan'da serinlemek maksadıyla ağza burnuna su almak veya soğuk suyla yıkanmak İmam-ı Azam'a göre mekruhtur. Ebu Yusuf'a göre bunda hiçbir kerahat yoktur. Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır. Fahiş bir ilişki olmamak ve kendinden emin bulunmak şartıyla hanımını öpüp kucaklamak da kerahat yoktur. Sekizincisi, karıyla kocanın çıplak halde birbirlerine sarılmaları nefislerinden emin bile olsalar mekruhtur. Buna fahiş ilişki denir. Onuncu madde, tükrüğünü ağzına biriktirip yutmak bu da orucun mekruhlarındandır. Oruçlu kimselerin gül ve misk gibi bir şeyi koklaması mekruh değildir. Oruca niyetli kimsenin cünüp olarak imsak vaktine girmesi orucuna zarar vermez fakat geceden yıkanmak mümkün olduğu takdirde yıkanmadan sabahlamak kerahatten tamamıyla da uzak değildir. Değerli dostlarım, orucun adabı nelerdir? Orucun belli başlı saygı kuralları şunlardır. Birincisi, sahura kalkmak. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde sahur yemeğini yiyiniz, zira sahur yemeğinde bereket vardır buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmaktadır. Bizim orucumuzla kitap ehli diğer din mensuplarının orucu arasındaki ayrıcı fark sahur yemeği yemektir. Sahur yemeği oruç için insana kuvvet verir, böylece oruç tutmak daha kolay hale gelir. İkincisi, sahuru geç yemek, iftarı ise acele yapmak, yani güneş batar batmaz hemen orucu açmak. Hadis-i şerifte insanlar iftar etmeyi acele yaptıkları ve sahuru da geciktirdikleri müddetçe daima hayır ile yaşarlar buyurulmuştur. Bir hadis-i kutsi'de de kullarımın en sevimlisi iftar yapmakta son derece acele davranandır buyurulmaktadır. Resulullah Efendimiz iftar etmedikçe akşam namazını kılmazdı. Önce bir iki hurma tanesi yiyerek veya bir yudum su içerek iftar ederler. Sonra namaz kılarlar. Asıl yemeği de namazı kıldıktan sonra yerlerdi. İftarda acele edilmesinin sebebi bazı din mensuplarının yıldızlar görününceye kadar iftarı tehir etmeleridir. Onlara benzememek için iftarda acele davranılması müstahap olmuştur. Diğer bir husus, namazdan önce iftarı açmak için yenilen lokma veya içilen suyun mideyi uyarıcı ve asıl yemeğe hazırlayıcı bir rolü olduğu da söylenir. Sahurun ne zamana kadar geciktirilebileceği hakkında Zeyd bin Sabit'ten gelen şu rivayet bize bir ölçü vermektedir. Biz Resulullah ile beraber sahur yemeği yedik, sonra sabah namazına kalktık. Enes sordu, sahur ile sabah namazı arasında ne kadar zaman vardı? 50 ayet okuyacak kadar. Bu sure ortalama bir okuyuşla 5-10 dakika eder. Biz abdest alacak kadar zamandır. Bazıları El Hakka, diğer bazıları da Mürselat suresini misal verirler.
Hakka suresi 52, Mürselat suresi ise 50 ayettir. Üçüncü husus, iftar açarken şu duayı yapmalıdır. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike eftartu. Manası şudur. Ey Allah'ım, senin için oruç tuttum ve sana iman ettim ve sana dayanıp güvendim. Tevekkül ettim ve verdiğin rızıkla da şu anda orucumu açtım. Dördüncü husus, iftarı hurma gibi tatlı bir yiyecekle yoksa su ile açmak. Beşinci husus, orucun mühim bir adabı da mide gibi bütün duygulara da bir nevi oruç tutturmaktır. İnsanda mideden başka göz, kulak, kalp, hayal gibi pek çok duygu ve cihazlar vardır. İnsan oruçluyken bütün bu duygularını boş işlerle oyalanmaktan ve haramlardan çekerek her birini kendine özel kulluk vazifesine sevk etmelidir. Mesela dilini yalandan, gıybetten, kabahat ve çirkin sözlerden uzak tutmak ve onu Kur'an tilaveti, zikir, tesbih, salavat ve istiğfar gibi hayırlı sözlerle meşgul etmek. Gözünü haramlara bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten engelleyip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye yönelmelidir. İşte bunlar gibi diğer duygu ve cihazlara da bir nevi oruç tutturmak mümkündür. Oruçtan beklenen kemal ve fazilet de ancak bu şekilde gerçekleşir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerine şöyle buyurmuştur. Kim ki yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, Cenab-ı Hak o kimsenin yeme ve içmeyi terk etmesine hiç kıymet vermez, iltifat etmez. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulur. Beş şey orucu bozar, yani sevabını ve faziletini giderir. Yalan konuşmak, gıybet etmek, kovuculuk, arada laf götürüp getirmek, yalan yere yemin etmek ve harama şehvetle bakmak. Altıncısı, iftar ve sahurda aşırı derecede yememek, mideyi tıka bassa doldurmamak da orucun edeplerindendir. Çünkü oruçtan bir maksatta beden ve ruhumuzla dinlenme, rahatlama, vücut fabrikamıza baştan sonra yıllık bir temizlik ve bakım fırsatı vermektir. Akşama kadar yemeyip de ezanı duyar duymaz bütün hız ve hışmıyla sofraya kapanmak, sofrada tıka basa yemek edebe aykırıdır. Hatta beden sağlığı açısından da zararlıdır. Çünkü sindirim organlarımız bu hücum ve baskın karşısında son derece zorlanır, sıkıntıya düşer. Şu halde sahurda ve iftarda mal kaçırır gibi sofralardakileri mideye doldurmaya çalışmamalıdır. Az ve öz yiyerek oruçlu olmanın hikmet ve gayesine uygun hareket etmelidir. Yedinci husus ise oruç ayı olan mübarek Ramazan ayında bütün müminler daha çok ibadet etmeli, verdiği sonsuz nimetler sebebiyle gönülden Allah'a şükretmeli, daha çok iyilik ve yardımlarda bulunmalıdır. Bu ayda Kur'an okumanın, Kur'an dinlemenin ve sevabı çoktur. Binaenaleyh Kur'an okumasını bilenler bol bol Kur'an okumalı, hiç olmazsa Ramazan boyunca bir hatim indirmeye çalışmalıdır. Ramazan-ı Şerif mübarek bir aya layık olduğu hürmet ve saygı ancak bu şekilde gösterilmiş olur. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi dergahında kabul eylesin. Kur'an'la hakiki manada meşgul olmayı, ibadetlerimizde ihlasla hareket etmeyi, güzellikleri ailemizden, çoluk çocuğumuzla yaşayabilmeyi, kötü insanlardan uzak bulunmayı Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.